Cümleten selamünaleyküm canlar. Cansın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden bayram temizliği günü. Gördüğünüz gibi her şeyi kaldırdım, indirdim. Aslında sizlere en baştan gösterecektim ama öbür bayramda da ince ayrıntıya kadar göstermiştim. O yüzden gerek duymadım. Şöyle suyu görüyorsunuz ne kadar kirlendiğini. Bizim camlar samanla dolmuş. O dökülecek biraz sonra. Şöyle örtülerimiz var, süpürgemiz var. Mutfağımızda pazardan gelen malzemelerimiz. Şöyle de oturma odamızda temizledim canlarım. Buranın camlarını sildim, sobamızı sildim, televizyonumuzu sildim, koltuklarımızı sildim. Evet canlar, şu anda ben mutfaktan gördüğünüz üzere şu an mutfağımızı temizleyeceğim. Koridorumuzu temizledim, bir de oturma odamızı temizledim. Sıra mutfağımıza geldi. Mutfağıma bayağıdır elim hiç değmiyor inanın ki. Arpaydı, samandı, buğdaydı derken bugüne nasipmiş, bugüne kısmetmiş. Hem bayram temizliği amaçlı hem de şöyle bir derlensin, toplansın. Hiç hoşlanmıyordum dolaplardan. Şöyle bir leğenimin içine su koydum. Suyun içine birazcık domestos ekledim. Çok az bir şey kısım, yani fazla değil. Şöyle de bir temiz bezimiz var burada. Gördüğünüz gibi canlar. Şöyle yapalım. Şuraya şöyle. Görüyorsunuz kalabalığı. Şu aparatı almıştım en son. Bunun üzerine Türk kahvesi fincanlarımı dizdim. Ama şu an su bardaklarını dizmeyi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi üst üsteler. O da hoş bir görüntü de olmuyor. İçinden alırken de bizim için kolay olmuyor. O yüzden şöyle çıkalım. Tüm malzemelerimizi indirelim. Silelim, tekrardan koyalım. Bardaklarımız sığmıyor buraya. Az bardak olunca iyi olmuyor. Çok olunca da sığdıramıyorum. Gördüğünüz gibi. Şu kısmı biraz dura dursa, burayı düzenleyecek olsam olur aslında. Şöyle Türk kahvesi fincanlarımı size de göstereyim. Bunları da. Evet canlarım, evleri hep göstereyim sizlere. Bakın burayı yüksüşüm ne yapmış. Gördüğünüz üzere oyuncakların hepsini dökmüş. Yatağın üzerine çıkmış. Orada da oynamış. Ben buraları az sonra temizlediğimde sizlere tekrar dönüş yaparak göstereceğim. Bir yandan temizleyip bir yandan da vlogunu çekmek isterim ama biraz tripodum sıkıntılı. Biraz da çocuğumla yalnız olduğum için Yüksel durmuyor, geliyor telefonla oynuyor. Mecburi olarak. Şöyle. Pazar alışverişimizden gelen malzemelerimiz. Gördüğünüz gibi canlarım. Şurada. Yüksel'in yediği kirazlar var. Onları da oraya saklamış görüyorsunuz. Buraya koydum malzemelerin yarısını. Şunlar da Rukiye ablam gidecek ya. Kalan malzemeler buraya göndermiş. Peçeteleri, hazır suları var burada. Artık buradan dolaba koyup mu götürecek bilmiyorum. Şöyle bir de dolaplarımızı gösterelim. Dolaplarımızın üst kısmı silindi. Gördüğünüz gibi parlaklığından da belli oluyor. Bayağı bir kirlenmiş. Şöyle. Orada da bir tane temizlik şey kalmış, ürünü. Masaya çıktım. Boyum yetmediği için oraya çıkmıştım. Onu da yanıma koymuştum. Gördüğünüz gibi canlar. Şu taraf duruyor. Temizlenecek. Şöyle bankomuzun üstünde görüyorsunuz. Şurada da biraz önceki yaşamış olduğum talihsizliğimi görüyorsunuz canlar. Kırıldı. Ve şu fincan da kırıldı. Bir tanesi. Çok üzüldüm. Şu bardağı hiç üzülmedim inanın ki. Zaten
Hani her gün kırılabilecek bir şey. Ama şu bana hediyeydi. Perihan ablamdan. Üzüldüm. Olsun bakalım. Cana geleceğine mala gelsin dedik yine. Şöyle koyalım. Bunları da atalım. Ben temizliğime devam edeyim canlarım. Bittiği zaman sizlere dolaplarımın içini, dışını, evlerimi hep göstereceğim. Bugün akşama kadar temizlik vakti. Bakalım hadi o zaman işimize devam edelim. Evet canlarım, mutlu sona ulaştım. İnanın benim 3-4 saatimi aldı burası. Bayağı yoruldum. Ayaklarım falan ağrıdı. Bir tek pencerem kaldı silinecek. Onu da silmedim şu an. Oğlumu uyutacağım. Dışarıda dolanıyor. Balkonları yıkadım. Düşecek diye korkumdan önce onu yatırayım diye niyetlendim. Görüyorsunuz canlar şöyle. Tekrardan bir dizayn yaptım buraya. Şu bardak altlarını, kahve fincanlarımın altlarını buraya koydum. Bardaklarımız, su bardaklarımız. Hemen üst kısmına şöyle kahve fincanlarımı ve yanına su bardaklarını ekledim. İnanın telefon titreyebilir. Kolum ağrıdı valla. Mutfakta da bayağı bir acı, deterjan, her şey kokuyor. Domestos derken ben kışın öyle bir zehirlenme yaşamıştım. Benim izleyicilerim bilir. Hala ondan kalan bir hasar var benim vücudumda. Öksürek geliyor bana, bir su içtim. Sizlere tekrardan göstereyim diye başladım. Bu kısmımız böyle canlarım. Şöyle kapatalım. İnanın temizleyince de bir ayrı insanın hoşuna gidiyor. Şurada zaten çekmece kısımlarımız var. Orada kaşıklarımız, büyük malzemelerimiz. Şurada da leğenlerimizi yıkadım. Makinamıza sığmayanları. Burada makinamız çalışıyor. İçine ortalıkta olan ıvır zıvır her şeyi koydum yıkansın diye. İçine bir domestos döktüm birazcık. Şu üst kısımda bildiğiniz üzere çaydanlıklarım var. Hala değişen bir şey yok üst kısım için. Çünkü çaydanlıklar başka bir yere sığmıyor. Şöyle kapatalım orayı da. Şu kısımda da şöyle porselen tabaklarım var canlarım, gördüğünüz gibi. Sadece en üst kısımdaki tabaklarım bir takım. Diğerleri hepsinin ayrı ayrı, yani hepsinin bir takımı varmış eskiden. Kırılmış, tek kalmışlar. Kimisi yarım kalmış derken onlardan şu orta kısımdakiler, alt kısımdakiler de şunlar bir beraber tabaklar. Şu diğerler bir beraber. Hemen yanında da tatlı tabaklarım var. Onları da oraya koydum. Yukarıya koydum mu boyum yetişmiyor. Bir misafirin falan yanına bir şey koymaya illa gerek duyuyoruz. O yüzden ta yukarıya sünmeyeyim diye buraya koydum canlar. Bana bir tane canım izleyicim demiş ki buradan da belirtmek istiyorum ona. O kadar kaba konuşuyorsun ki, şu an kibar konuşuyorum öyle dedi ya. O kadar kaba konuşuyorsun ki dediğini bile anlamıyorum diye söylemiş. Canım benim şivem böyle dedim ona. Yani başka şekilde konuşma imkanım yok. Yapmacık da olmak istemiyorum. Olduğum gibi konuşmak istiyorum aslında ben. Yine de o da onun kararı. O da onun düşünceleri. Ona da saygı duyuyorum. Olabilir. O da öyle düşünmüş benim hakkımda. Olsun bakalım. Şu orta kısma değerli izleyicilerim şöyle büyük kapları koydum. Kayık tabaklar var burada. Hemen üst kısmında borcamlar. Diğer üst kısmında da şöyle süslerim var. Hala onlar orada. İçine bir şeyle doldurmadım. Şöyle kapatalım. Hemen şu kısma geçelim. Burada da çerez tabaklarım, çorba kaselerim hepsini de buraya koydum. Gördüğünüz gibi bunun arka kısmında da var tabaklarımız. Şu üst kısmına geçecek olursak şu kahverengi olanları bana size bir önceki videomda paylaştım. Dürüye ablam getirmiş canım benim. Çok teşekkür ediyorum ona. Hediye olaraktan bana getirmiş, beni düşünmüş. Tekrardan ona teşekkür ediyorum. Buradan ona öpücükler gönderiyorum. Şöyle üzeri kısmında da yine tabaklar var. Hemen geçmek istiyorum. Zaten bildiğiniz klasik mutfağım. Şurası da böyle canlar, gördüğünüz üzere. Hemen alt kısmında zaten fırınımız var, ocağımız. Şu kısma geçecek olursak burası da boştu. Burayı nasıl dolduracağımı şöyle göstereyim. En üst kısmında bunlar bana hediye edilen tabaklar, bardaklar. İki tanesi elma salamdan hediyeydi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Hemen onun yanındaki de Perihan ablamdan. Yani YouTube ismi İpek Dağ ablamdan hediyeydi. Canım benim, ondan da Allah razı olsun. Çok mutlu etti beni. Görüyorsunuz orada öpücüğüyle ters bir şekilde duruyor. Hemen alt kısmında saklama kaplarım var ve şu kısımda tuzluklarımı koydum.
hemen yemek yaparken elimin altında olsun diye şekerliyim. Gördüğünüz gibi. Ve diğer şekerliklerim. Onları da o kısma koydum. Şurada mikrodalgamızın üzerinde şekerlerimiz var. Lokumlarımız, kolonyamız ve peçetemiz. Malum yarın bayram. Bunu ben bugün perşembe günü çekiyorum canlar. Ama ne zamana paylaşırım kısmet bakalım. Gördüğünüz gibi canlar. Şu alt kısmında zaten bir tüpümüz var. Bir de zeytinlerimiz var. Burayı hiç göstermeye bile gerek yok aslında. Şu kısımda da deterjanlığımız. Onun yan köşeli kısımda da büyük tencerelerimiz var. Büyük tencereleri yerleştirmekten hiç hoşlanmıyorum canlar. Orayı da öyle yerleştirdim. Şurada şöyle fırınımız var. Şuraya geçecek olursak kiler gözümüze. Şöyle en üst kısımdan başlayalım. O en üst kısımda bir yoğurma kabım var. Hamur yoğurma kabım ve onun üzerinde tepsilerim var. İki tane tepsim, çok değerli bir izleyicimizden gelen tepsimiz var. Sizlere bir önceki videomda göstermiştim. Kahve yapıp Buket ablamdan gelen hediyemiz. Şu alt kısımda şöyle kuru bakliyatlarımız var. Mısırımız, makarnamız, şehriyemiz. Onları bu BİM'den aldığım kaplarıma koydum. Görüyorsunuz, çok severek aldım bunları. Özellikle de cam olması benim için çok güzel. Ben cam malzemeleri daha çok seviyorum. Şunlar da plastik mesela, görüyorsunuz. İşte, bunda da tel şehriye, kırmızı mercimek ve bulgurumuz var. Hemen şu karşı kısımda saklama kaplarında da yine bir mısır ve üzerinde de şehriyemiz var canlar. Burayı da böyle dizayn ettim. Hemen alt kısmına geçecek olursak şöyle kahvelerimi bu tarafa koydum. Şu Türk kahvesi. Bana Türk kahvelerinin şeyini çeker misiniz diye sormuşsunuz. Dış poşetlerini, ama ben dış poşetlerini attım, böyle bir kapta birleştirdim kutuda. O yüzden söyleyemedim sizlere, ama bir alışverişe gidersem sizler için çekeceğim hangilerini kullandığımı. Görüyorsunuz orada 3 tane farklı kahve var. Hepsini bir kutuya doldurdum. Şu tarafta da şekerimiz ve çaylarımız mevcut canlar. Gördüğünüz üzere şunun kapağı da aslında örtülüyor ama içindeki kaşıktan örtülmemiş. Karşıda da robotumuz var. Hemen şuraya geçecek olursak da burada da şekerlerimiz, sürahilerimiz, çaydanlığımız, yani ortalıkta karsambası kalabalığı gitsin diye kaldırmak istediğim malzemelerim. Hemen alt kısmında pasta malzemesi, çiğ köfte, işte her şey var aklınıza gelebilecek. Maya, her şey orada ve alt kısmında da tepsilerim var. Her zamanki yerinde, değişen bir şey olmadı. Burayı da kapatalım canlar. Şöyle buzdolabımız da burada. Ve benim minik kuşum. Canımın içi de burada. Şöyle. Şuradan da bir hediye göstermek istiyorum sizlere canlarım. Şöyle şu tarafımı alayım. Şimdi bunlar, görüyor musunuz canlar? Bunlar bana kıymet annemden gelen çok kıymetli hediyeler. İsmi de kıymetli. Kendi de o kadar değerli benim için. O kadar kıymetli. Ben ona anne diyorum. İnanın o kadar seviyorum ki o da bir anne kadar düşünüyor. Yani bir kendi evladıymış gibi düşünüyor beni. Ben hissedebiliyorum bunu. Sürekli konuşamıyoruz. Biraz rahatsızlığı var. Sizlerden onun için bol bol dua istiyorum canlarım. İnanın duaya o kadar çok ihtiyacı var ki. Hani bir Allah razı olsun dememiz bile belki de onu bir kat daha mutlu edecek. Bir kat daha sağlıklı bir şekle getirecek inşallah. Rabbim evlatlarına bağışlasın. Evlatların yüzüne baksın inşallah. Şöyle bir termos göndermiş bize. Şey diyor... Koyun kuzu gütmeye giderken diyor çay koysunlar içsinler diyor canım benim. O kadar da ince düşünceli ki şunu da Hasan için koymuş. Düğüne giderken içine kahvesini doldursun içsin diye niyetlenmiş de koymuş. Şunu da benim için koymuş canlarım. Ben inanın yani her şeyi normalde internet sayesinde görebiliyoruz, bilebiliyoruz. Ama ben bu aparatı ilk defa gördüm. Bu yumurta haşlama makinesiymiş. Daha bunların içi temizlenecek. Vallahi yeni sizlerle beraber açıyorum, görüyorsunuz. İçi biraz tozlanmış. Bunları temizleyeceğim. Biraz sonra yerine kaldıracağım inşallah. Şöyle fişe takıyormuşuz. Yumurtayı da şuna koyuyormuşuz. Şununla da ölçüyormuşuz. Şöyle kapatıyormuşuz. İnşallah bunu da denediğim zaman sizlere çekip göstereceğim. Ve kıymet annem için tekrardan dualarla bunun içinde yumurta haşlayacağım. Allah izin verirse. Şu da
Görüyorsunuz canlarım. Bu da el emeği, göz nuru. İlkay ablamdan gelen hediyemiz. Allah razı olsun canım benim. Göz dikmiş, bizler için hediyeler hazırlamış. Böyle hepimize yapmış. İyi ki de yapmış. İnanın çok değerli. Bu benim için. Ben bunu kaldırırım. Yani kullanmam, öyle diyeyim sizlere. Benim için değerli olan malzemeleri kullanmaya kıyamıyorum canlar. O yüzden bunu ben diğer hediyelerimi de yanına koyacağım. İnşallah bir gün nasip olursa kullanırız. Kullanamazsak belki ileride bir evladımız olursa ona veririz. Evet canlarım, buranın da temizliği bitti. Allah'a şükür olsun ki ben bayram temizliği olayını atlattım. Makinamız da çalışıyor. Makinamıza da Derman ablamın kıyafetlerini attım. Zaten buranın dizayn şekli şöyleydi bildiğiniz üzere. Burada bir yüklüğümüz var. Bu tarafta annemin dolabı var. Ve burada da yatak vardı. Hemen kapımızın arkasında da Yükselim'in torba torba oyuncakları canlar. Buranın şeklini de şöyle değiştirdim. Masamızı düz bir şekilde koydum. Gördüğünüz gibi canlar, burada temizlendi. Bir banyomuz kaldı temizlenecek. Onun dışında her yerimiz temiz Allah'a şükür. Oh, o zaman ben yoruldum canlar. Burada kapanışımı yapayım. İnanın daha yemek bile yemedik. Yemedim yani. Annemgil Aksaray'da, ablamgil de Aksaray'da, Hasan da Aksaray'da bugün. Biz Yüksel'le dolanıyoruz evlerde. Babam da dışarıda oturuyor. O bir şeyler atıştırdı, salatalıkla falan ekmek yedi. Ben de daha hiçbir şey yemedim. İnşallah az sonra yemek yiyeceğim. O zaman canlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hiçbir şey için üzülmeyin. Hiçbir şey kafanıza takmayın. İnanın ki bu hayat gelip geçici. Yani hiçbir şey için üzülmeyin değmez. Sizlere böyle de bir nasihat vereyim. Bana yazmışlar Rukiye ablamın kanalında biraz konuşma yapmıştık. Aynı 80 yaşındaki insanlar gibi konuştun diye yazmışlar. Vallahi yeri gelince konuşacağım da canlar. Şu an konuşamadım ama. Neyse canlar, o zaman hoşça kalın, dostça kalın. İnşallah bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle.